Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir. Hasta bu şikayetlerle size geldi ya da hasta adayı diyelim daha doğru. Siz hangi tetkiklerle tedavi aşamasına başlıyorsunuz? Şimdi öncelikle hastayı muayene ediyoruz. İyi bir anamnezini alıyoruz. Bu şikayetler ne zaman başladı, nasıl başladı, işte nöbet varsa görülme sıklığı, nedenleri, baş ağrısının cinsi, niteliği, bunlar hep sorgulanıyor. Ve ayrıntılı bir fizik muayene yapılıyor. Bu fizik muayenede hastanın tüm beyin fonksiyonları, yani işte görme ise gözle ilgili fonksiyonlar, duyma ise duyma fonksiyonları, bunlar hepsi denetleniyor. Bir kuvvet kaybı var mı, bir duyu kaybı var mı, bunlar bakılıyor. Reflekslerinde bir artış var mı? Göz dibi bulguları inceleniyor. Özellikle kafa içi basıncını arttıran tümörlerde göz dibi bizim için önemli bulgu verir. Çünkü o basınç artışını ilk biz göz dibinde görürüz. Ve göz dibinde optik disk dediğimiz kısımda silinme olur. Bu basınç artışına bağlı bu bizi şüphelendirir. Bu gibi muayene tetkiklerinden sonra bu sefer tanıya yönelik tetkikler yapılır. Bu tetkiklerde beyin tomografisi olabilir, manyetik rezonans görüntüleme olabilir. Manyetik rezonans görüntülemenin çeşitli evreleri vardır. Eğer bunlarda şüphelenirsek ilaçlısını çekebiliriz. O tümörün boyanmasına bakabiliriz ya da orada gördüğümüz bir lezyonu ayırt etmek için perfüzyon MR dediğimiz yöntemler kullanabiliriz. MR spektroskopi kullanabiliriz. Yine MR damarlanmasını evet. ölçmek açısından anjiyo yapabiliriz ya da MR anjiyo, BT anjiyo şeklinde anjiyo özelliklerimiz var. Bunlardan faydalanabiliriz. Yine nöbetleri için elektroensefalografi EEG dediğimiz EEG tetkik yöntemi vardır. Yine tümörleri özellikle bu tümör hücreleri biliyorsunuz yüksek enerji ihtiyacı hissederler ve bu enerjiyi alma oranına göre yapılan tetkikler vardır. İşte pozitron emisyon tomografi dediğimiz PET yöntemi de bunlardan bir tanesidir. Avrasya Hospital Sağlık Rehberi bilgilendiriyor. Hiçbir şey insan ve sağlık kadar önemli değildir.